Dini nikahla eşi onu yedi yerinden bıçaklayıp çocuklarını kaçırdı. Canını kurtaran ama canından çok sevdiği evlatlarından olan talihsiz kadın başına gelen korkunç olayı şov haber anlattı. Çocuklarımın gözünün önünde bana şiddet uyguladı. 6-7 yerimden bıçakladı beni. Adama denesim, serbest bıraktı. Çocuklarımı aldı götürdü ve bana geri vermiyor. Aynı yastığa baş koyduğu kocası hem dövdü hem de çocuklarını kaçırdı. Çocuklarım şu anda uyuşturucu madde kullanan bir insanın ellerinde ve hiçbir haber alamıyorum. 25 yaşındaki Tuğçe Al ailesinin baskısından kaçtı. 6 yıl önce kendisinden 16 yaş büyük bir adamla evlendi. Ailede şiddet vardı. Evlilik bir çözüm zannettim. İmam nikahıyla kaçtık. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu anladığında çok geçti. Kafama falan vurdu, yüzüme vurdu, bacağıma falan vurdu. Saçından sonra beni yataktan sürükledi yerlere. Çocuklarım için hep sustum. Şiddeti yüzünden konuşma bozukluğum oldu. Bundan 5 ay önceydi. İddiaya göre o dayakçı koca kıskançlık krizine girdi. Genç kadını öldüresiye dövdü, darp etti. Ardından da tam 7 yerinden bıçakladı canına kastet. Küçük kızım yanımda yatıyordu. Küçük kızımı al yanımdan ve havluyu ağzıma öp 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 bastırdı. Gittin ufak bu bıçak aldı. Attım kendimi binaya. 6-7 yerimden bıçakladı beni. O cani koca yaptıkları yetmezmiş gibi bu kez de genç kadını evlatlarından ayırdı. Bakın 6, 4 ve 2,5 yaşlarındaki masum çocuklar şu an neredeler bilmiyor. Yani bu kez de o koca Genç kadını kalbinden yaraladı. Çocukların can güvenli olduğunu düşünmüyorum. İnanılır gibi değil ama o koca serbest bırakıldı. Bu ayın dörde mahkememiz vardı. Bu adam ceza almadı. Suçunu kabul etti. Ben bıçakladım dedi. Adama denetim serbest bıraktı. Genç kadının gözü yaşlı. Bir an önce evlatlarına kavuşmak istiyor. Ve o adamın ceza almasını bekliyor. Buradan hakimlere, savcılara sesleniyorum. Bu adam cezasını almasını istiyorum. Çocuklarımı bir an önce almak istiyorum.